Bir şey tasvir etmek çok basit görünebilir. Ama aslında bir sanat eserini tasvir etmek zaman alabilir ve zaman almalıdır da. Çünkü bir şeyi ne kadar fazla tasvir ederseniz, gördüğünüzü daha fazla anlarsınız ve gördüğünüzü yorumlamaya daha da yaklaşırsınız. İşte bunun için tasvir etme sanat tarihçilerinin öğrendiği ilk becerilerden biri. Müzeleri ziyaret eden herkes gördükleri hakkında, bunların akla getirdikleri hakkında konuşabilmeli ve elbette tasvir etmeyi de bilmeli. Ve bu videoda şimdi ne yapmayacağımızdan söz edelim. Heykelin ne zaman yapıldığı hakkında konuşmayacağız. Tarihsel bağlam hakkında konuşmayacağız. Sanatçının biyografisi hakkında konuşmayacağız. Sadece gördüğümüzü anlatacağız. Büyük bir insan vücudu görüyorum soyutlanmış. İnsan anatomisi özenli bir şekilde oluşturulmamış. Kollar ve bacaklara benzeyen şeyler ve uzanmış bir figür görüyorum. Bacakları, dizleri, gövdeyi, dirsekleri, boynu hemen görebiliyoruz. Buna şüphe yok. Ancak bedenin kısımlarına tek tek baktıkça sanatçının yaptığı seçimleri daha fazla görüyoruz. Bunun gerçek bir dirsek olmadığını, bunun gerçek bir boyun olmadığını, bunun gerçek bir kafa olmadığını daha fazla fark ediyoruz. Ama bu kısımları hala o şekilde görüyoruz. Ve çok açık ki bunu gerçekten bir beden yapan şey bu dev boşluk. Bu dev açık alanda bir insan gövdesi görmeyi umuyoruz. Ama heykelin tek tek ögelerini tanımlamaya başlamadan önce malzeme ve yüzey hakkında birkaç gözlem yapmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Heykel kirli beyaz ve o kadar pürüzsüz ki bizi dokunmaya davet ediyor. Ama tabi bunu yapmıyoruz çünkü müze yönetimi bundan hiç de hoşnut olmaz. Bu harika kıvrımlı formlara dokunmak güzel olabilirdi. Ama aynı zamanda kirli fil rengi bize kemik hissi, organik bir his veriyor. Hmm, bu karmaşık bir durum. Çünkü kemikler içeride fakat gördüğümüz şey eserin dışı. Yoksa bu bir fosil mi? Et dokusu çıkarılmış mı? Figür canlandırılmış görünüyor. Sanki hiç zarar görmemiş gibi. Daha yakından baktıkça eksik olan formları görüyoruz. Örneğin eller ya da en azından parmaklar. Ayaklar ve vücudun bazı kısımları da İki kere yapılmış gibi görünüyor. Göğüs gibi görünen kısım bu heykelde iki kere yer almış. Kalça gibi görünen kısım da öyle. Yani hiçbir noktada emin olamayız. Az önce parmak olmadığını söyledik. Ama parmaklara bir referans var. Parmaklar soyutlaştırılmış. Figürün sol eline bakarsanız parmaklar kıvrılmış bir yumruk gibi duruyor ve bu da yüzeye gömülü oval bir telle anlatılmış. Sanatçı tek tek parmak yapmamaya karar vermiş. Ayrıca ayak bileği, ayak, parmaklar ve tabanı da yapmak istememiş. Ama bu bacağın sona erdiği açı nedeniyle yine de bir ayak olarak nitelendirilebilir. Bir anlamda topuk ve ayak parmakları gibi görünüyor. Ayrıca ayak bileğinin nerede olabileceğini de görüyorum. Sanki sanatçı bizden bıraktığı boşlukları doldurmamızı istiyor. Negatif alan, yani formlar arasındaki boşluk da formların kendisi kadar önemli. Gövdenin olması gereken alan boş. Omurga veya sırt gibi görünen kısım yükseltilmiş ve böylece beden kendini dirsekleri üzerinde taşıyor gibi görünüyor bu harika negatif alan üst bedeni yükselmiş gibi görmemizi sağlıyor. Ve bu yükselme sadece dirsekler ve kollarda değil, aynı zamanda bu diğer belirsiz uzuvlarda da görülüyor. Bunun sadece insan olmadığı hissine kapılıyorum. Farklı bir tür yaratık. Dört ayak üzerinde veya belki de altı ayakla ilerleyebilecek bir böcek. Yumuşak, organik, yuvarlak formlarla dikkatimizi figürün bir göğsüne, bir dirsek, bir omza çeken bu düz çizgiler arasında da bir gerilim var. Bir tür sınır belirleme, yani konturlama. Bu beden üzerinde çizim yapma. Bu heykele baktığımda insan bedenini düşünmeden edemiyorum. Ama aynı zamanda bir manzaraya baktığımı da hissediyorum. Dizler uzaklardaki dağlar gibi. Bu bir şekilde bir insan bedeni ve yeryüzünün birliği. Hatta sanki figürümüz uzanmış sahilde keyif çatıyor. Yani sadece uzanmış bir figür değil, doğada keyif çatan bir figür. Güneşte yanmış mesela. Hatta güneş ışınlarını yakalamak için yukarı uzanıyor. Heykelin merkezinde neredeyse yastık benzeri form aynı zamanda hem göğüs hem gövde olarak veya belirsiz bir form olarak anlaşılabilir. Size de bu duruş biçimi tanıdık geldi mi? Bu sırtımı kamburlaştırdığımda olan his. Bu heykele baktığımda vücudumda o çekilmeyi hissediyorum. Sanatçı en basit araçları kullanmış. Formun kendisini kullanmış. Telle oluşturduğu çizgiyi kullanmış. Ve içimizde bir bağlantı ve fiziksel bir hatıra yaratabiliyor. Heykelle ilgili bazı görüşler uzanmış ve takatsiz bir figürden söz ederken bazıları onda bir gerginlik hissi görüyor. Kafa olarak düşünebileceğimiz şeye bakarsak orada iki dairesel form ve ortasında göz diyebileceğimiz bir oyuk görüyoruz. Ve açık duran ağız duygulu ve hatta neredeyse ağlayacakmış gibi görünüyor. Fark ettiyseniz heykele bakmak için sadece birkaç dakika harcadık ama bir sürü yorum yaptık. Kafamızda bazı bağlantılar kurduk. Gördüklerimizi kelimelerle eşleştirdik. Bu kelimeler kendi kişisel yorumlamamızın temelini oluşturdu. Bunu tasvir etmek için zaman harcarsam, yakından bakmak için zaman harcarsam, ilk başta Zor ve kafa karıştırıcı görünen, belki de ilk bakışta beğenmediğim bir sanat eseri hakkında düşüncemin değiştiğini görüyorum ve sanatçının elde ettiği şeye karşı bir takdir hissi gelişmeye başlıyor.